yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diyorsanız, hayatınızda glutenin ne ifade ettiğini merak ediyorsanız, onlarca diyet var ama en sağlıklısı hangisi bilemiyorsanız, televizyonunuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Akla takılan tüm bu soruları gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın cevaplıyor. Açelya Akkoyun moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sevgili Orhan Hocam'la bence son dönemlerde tartışılması, konuşulması, bilgi alınması en önemli konulardan bir tanesini konuşacağız. Neyi yediğimiz değil, neyi sindirebildiğimizi konuşacağız. Dolayısıyla biz yediklerimizi ne kadar acaba vücudumuza alabiliyoruz? Doğru zamanlamalarda mı alıyoruz? Ya da bunların bir sırası var mı? Sindirebilme süreleri var mı? Hepsini sevgili Profesör Doktor Orhan Tarçın'a soracağım ama önce izninizle kucak dolusu bir merhaba deyip hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyiz. Bu çok önemli bir konu, bu seçmiş olduğunuz. Bence bunu aydınlatmak lazımdı. Çok ve teşekkürler. İyi bir fırsat oldu. Biz her zaman, ben zaten Orhan hocamın böyle devamlı telefonda hocam şu bilgi nasıl, bu bilgi nasıl diye çok bilgilendiğim, aynı zamanda hayat yolculuğunda da yan yana yürümekten keyif aldığım bir hocamsınız. Çok mutlu ettiniz tekrar. Peki hadi başlayalım o zaman, soruyorum. Tabii şimdi ki. Böyle bebekliğe dönersek hocam, bebekken emziriyoruz çocuklarımızı ve diyoruz ki ya galiba sütü sindiremiyor, gazı oldu mu doğrusu? İşin açıkçası sütü sindiren özel bir enzim var, ismi laktaz. Anne karnındayken oluşur ve doğuma doğru giderek artar. Ama eğer ki bebek prematür doğarsa, yani zamanında doğmaz, birkaç hafta önce doğarsa, bu enzim bağırsakta yeterince oluşmaz ve bu durumda sütü verdiğimiz zaman, anne sütünü, yeterince sindiremez ve bebekte şişkinlik olur, karında kramplar olur, gaz olur ve aynı zamanda ishal ortaya çıkar. Bir müddet sonra tabii çocuk büyüyünce bu prematür doğan bebeklerde bu sıkıntı ortadan kalkacaktır ama bir de şu var. Bazen doğumsal olaraktan bu laktaz enziminin kendisi yoktur. İşte bu bir sıkıntıdır. O durumda bebek sütü sindiremeyecektir. Bu Allah'tan çok nadir görülen bir şey. Ama bu sütü sindiren laktaz enzimi bizim çocukluğumuzda çok yüksekken, biraz genetik faktörler ve biraz da coğrafi faktörlere bağlı olaraktan yaşla beraber giderek azalır. Örneğin bu Orta Doğu'da yaklaşık olaraktan bireylerin %60'da yüzünde bu laktaz enzimi giderek azalır ve bu kişiler sütü veya süt ürünlerini sindiremezler. Ya da sindirirken zorluk yaşarlar. Peki biz hep duyarız ya hocam, laktoz intoleransı deriz. Bu evet. O mudur? Aynen bu o. Yani normalde bebekliğimizde var olan laktaz enzimi giderek yaş ilerledikçe basamak basamak düşecektir. Normalde bazı toplumlarda, mesela Kuzey Avrupa'da yaklaşık olaraktan bu %10 ile %30 arasında gözükür ama Hindistan'da %30, Asya'da, Çin'de %60 ile %100 Allah arasındadır. Allah. Yani neredeyse Çinlilerin çok önemli bir kısmı ileri yaşlarda, yani Asyalılar süt içemezler. Allah Allah. İçince şişkinlik olur, gaz olur, ishal olur, karında ağrı olur, kramp olur. Onun için tabii laktoz intoleransı dediğimiz bu hastalık önemli. Yani eğer ki böyle bu hastalığın az oranlarda göründüğü bir yerde yaşıyorsanız bunu daha az aklımıza getiririz. Bizim ama coğrafyamız nasıl hocam? Bizim, yani bizde nasıl? Bizim coğrafyamızda ikisinin arasında işin açıkçası yaklaşık olarak %50'lere varıyor. Ama bir Asya'da olduğu gibi %60 ile %100 arasında değil bu. Çünkü aslında baktığınızda da çok anlaşılabilir. İşte o anlamda bakın, bugünkü program çok kıymetli. Lütfen iyice dinleyelim, ben de öğreneceğim. Yani aynı sütü içiyoruz. Hem coğrafi hem kalıtsal olarak nasıl farklı? Asya'da böyleyken mesela duyarız değil mi, İsveç, İsviçre, oraların süt ürünleri, süt içerler, sütlü hatta deniz. Diyorsunuz evet. Ki orada çok az. Problem çünkü içebiliyorlar çünkü. Evet. Aynı sütü. Evet. Aynı bir problem sütü. Yaşamıyorlar. Yani, çok azı yaşıyor. Çok azı yaşıyor. Veya şu var, onlarda enzim hani çok dibe vurmamıştır, bir miktar vardır. Bir bardağı içebilirler. Ama ikinci bardakta sorun çıkar. Ama Asyalıların çoğu 3 gram kadar laktoz alsalar bile
sindirmekte çok zorluk çekerler. Çünkü onlarda hem sayı çok, insanların %100'ünde eksiklik var neredeyse. Bir de enzim tamamen dibe vurmuştur ve sindiremezler. Ben hep ne derim biliyor musun hocam? Çok sessiz olarak. Tabii ki ırklar çok önemlidir, inanışlar ama esas coğrafya bence insanın bedenini, oranın güneşi, denizi, suyu. Bu başka bir konu ama aslında bu da coğrafyanın bütünlüğünü anlatan bir şey. Tabii çevresel faktörler. Çevresel faktörler. Her şeyi etkiliyor. Değil mi? Değil mi hocam? Çok teşekkür ediyorum.